Selamünaleyküm arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ramazan pidesi yapıyorum. Malzemelerimi hazırladım. Şimdi yoğurma kabıma alıyorum. Öncelikle bir paket instant mayamız var. Bunu alıyoruz. Bir çay kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı şeker. Bir su bardağılık su, bir su bardağılık süt, mayamızın iyice açılmasını sağlıyoruz, eritiyoruz. Mayamız eridi. Şimdi unumuzu yavaş yavaş ekleyeceğim. Yumuşak, ele yapışan bir hamur olacak. Gayet yumuşak olması önemli. Beş bardak un kullandım. Şöyle yumuşak bir hamur oldu. İyice özleştiriyoruz bunu. İyice yoğurdum. İyice özleşti. Ben şimdi bunu mayalamaya bırakacağım. Yarım saat kadar mayalansın. Hamurumuz mayalanmış. 2-3 katına çıkmış. Şimdi üstünü açacağım. Güzel mayalanmış. Şöyle havasını alıyoruz. Hamurumu tezgahıma aldım. Şimdi ikiye böleceğim. 2 tane pide çıkıyor bundan. Bu ölçülerde. Şimdi bezelerimi yaptım. Şöyle tepsinin üstüne alacağım. Bir 10-15 dakikada bu şekilde mayalanmaya bırakacağım. Üstüne bir bez örteceğim. Şimdi pidelerin üstüne sürmek için bir bulamaç hazırlayacağız. Burada 1 yemek kaşığı unumuz var. Şöyle biraz soğuk suyumuz. Bu unu açıyorum. Soğuk suyla önce. Fırınlarda da orijinal pidelerin üstüne bu bulamaçtan sürülüyor. Şimdi biraz açtıktan sonra kaynar su döküyoruz üstüne. 2-3 kaşık da kaynar sudan döküyorum. Bulamacımız hazır. Bezelerimiz de çok güzel mayalanmış. Şimdi tepsimin altına açıyorum. İstediğimiz büyüklükte. Elimi ona batırıyorum. Şimdi öbür pidemizi de hazırlıyoruz. Ve buna da aynı şekilde galeta unu serpiyorum. Şimdi bunların da üstüne bir bez örteceğim. Bu tepsi de biraz daha mayalanacak. Bir 10-15 dakika daha. Ondan sonra şekil vereceğiz. Şimdi şekil vereceğiz. Bulamaçtan sürüyorum. Bu yumurtasız olanı yapacağım. Bunu da yuvarlak yapacağım. Şimdi bir 10 dakikada böyle bir tepsi maya saldıracağım. Üstüne çörek otu, susam serpeceğiz. Şimdi susamını çörek otuna atacağım üstüne. Önceden ısıtılmış 230 derece sıcak fırına bundan yumurtalıdan başlayıp veriyorum. Pidelerimiz fırından çıktılar. Çok güzel kızarmışlar. Harika, mis gibi. Altı üstü çok güzel kızarmış. Şöyle altını da göstereyim. Bu yumurtalı olan, bu da yumurtasız olan. Bunun da altı çok güzel kızarmış. Şöyle biraz keseyim. Lezzet testi yapalım. Yumuşacık. Mis gibi olmuş. Şundan da biraz keseyim. Yapanlara afiyet olsun. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.